Her an sevdiklerimi, en yakınlarımı kötü bir şey, ölüm gibi hani kaşlarımı ve kirpiklerimi koparıyorum ve kendime engel olamıyorum, acı hissetmiyorum. Maalesef hocam her gün görev yerime giderken kaygı yaşıyorum, mesleği bırakmak gibi bir düşüncem var. Kendimi sürekli olarak yorgun, umutsuz, hayattan zevk almıyorum. Yani yapmanız gereken kısım işte o kaygıyı yönetmeyi, kaygının üstesinden gelmeyi ya da tolere etmeyi öğrenmek. Bunu da böyle çözebiliyoruz. Tabii keşke bu kadar kolay olsa, anlattığım kadar kolay olsa değil mi? Hani hemen. Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet, psikoloji serimizi Instagram'dan sizlerin sormuş olduğu soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Takıntılarından kurtulamıyorum, ne yapmalıyım? Bununla benzer olarak da bir soru. Kaşlarımı ve kirpiklerimi koparıyorum ve kendime engel olamıyorum, acı hissetmiyorum. Takıntılar tabii daha ayrı değerlendirilebilir ama bu saç yolma, sakal yolma ile ilgili bir terim var psikolojide. Trichotillomani diye geçiyor. Burada kişiler rahatsızlık duyduğunda, stres anında, başa çıkamadığı bir sorun olduğunda işte böyle bir davranış geliştiriyorlar. İşte saçını yoluyorlar, sakalını yoluyorlar ve bu artık böyle o kadar ilerlemeye başlıyor ki hani en ufak bir stres anında, sıkıntı anında bunu yapmaya başlıyor. Bunu durduramıyor daha sonrasında. İşte bize başvuruyor vesaire. Burada yine davranışçı yöntemlerle yani bunu davranış değişikliğini başarmaya çalışıyoruz. Burada ilaç kullanılabiliyor ve BDT en mantıklı, en işe yarayan tedavi oluyor. Yapmamız gereken önce bunun tetikleyicilerini belirlemek. Yani neyden sonra bu oluyor, neyi düşününce oluyor, kimin yanında oluyor gibi. Sonrasında da dediğim gibi davranış değişikliği amaçlanıyor tedavide. Ya o zaman bu tek başına halledilebilecek bir problem ya da ne bileyim bir rahatsızlık değil anladığım kadarıyla. Yani mesela ben kendi kendime işte saç yolmamı nasıl bırakayım? Evet. Değil mi? Bu biraz... Yani bilmiyorum hani işte gerekli okumaları yaparak kendi üzerinizde böyle bir kontrol sağlayabilir misiniz? Bilmiyorum ama sonuçta bu size yani sadece saçınızı, sakalınızı, işte kirpiğinizi yolduğunuz bir şey olmaktan çıkıyor. Yani daha farklı sizde psikolojik etkiler de bırakıyor. O yüzden hani bir an önce bunu çözmek için bir uzmana gitmeniz bence işinize yarar. Evet. Takıntı konusu, yani tabii bu çok daha geniş bir konu. Takıntılarından kurtulmak, hangi takıntı, ne gibi takıntı, ne şiddeti nasıl? Yani bu tabii biraz hani sanki şu an cevap veremeyeceğim kadar uzun. Evet, şimdi iki soru okuyacağım. Bunların bir tanesi, hocam her gün görev yerime giderken kaygı yaşıyorum, mesleği bırakmak gibi bir düşüncem var. Bir diğer soru da, kendimi sürekli olarak yorgun, umutsuz, hayattan zevk almamayı cümleyi toparlayayım. Yorgun ve umutsuz hissediyor. Hayattan zevk almadığını söylemiş ve bunu nasıl aşabiliriz? Bu arada bu iki farklı kişinin sorusu. İş yerindeki kısım, tabii orada ne yaşandı bilmiyoruz. Yani iş yerinde bir mobbinge mi uğruyorsunuz? Orada işte sıkıntı yaşadığınız biri mi var vesaire. Hani o biraz daha değişebilir bu sorunun kaynağı ama yani bir depresif bir döneminizde olabilirsiniz. Diğer soru ise işte yorgun, umutsuz, hayattan zevk alamama. Bunlar tam olarak aslında depresyonu çağrıştıran şeyler. Muhtemelen depresyonda olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Depresyonda en belirgin özellik işte eski yaptığınız şeylerden, eskiden zevk alarak yaptığınız şeylerden şu an zevk alamadığınız. İşte çökkün, bitkinlik, yorgunluk, işte enerji düşüklüğü, iştahta azalma veya çoğalma ya da uykuda azalma veya çoğalma gibi belirtileri var. Zaten sizde de muhtemelen bunlar bulunuyor sorduğunuz sorudan. Yani şu an depresyon tedavisi görmelisiniz. İlaç da kullanabilirsiniz ya da terapi de alabilirsiniz. Bu işinize yarayacaktır. Bir de bu şey var. Burada bir soru daha var. Kendimi en ufak bir tehdit altında hissettiğim zaman elim ayağım titriyor sorusu var. Ya, bu da yine kaygıyla, stresle alakalı herhalde. Evet, burada yani yapmanız gereken kısım işte o kaygıyı yönetmeyi, kaygının üstesinden gelmeyi ya da tolere etmeyi öğrenme durumu. Ama yani böyle yoğun bir tepki veriyorsanız muhtemelen altında yatan hani daha böyle travmatik sebepler de olabilir. Bunları araştırmak gerekiyor. Evet, son soruları toparlıyorum artık. Son soru da şöyle. Olasılıkların getirdiği ya başıma bir şey gelirse ya kötü bir şey olursa olur da yaşarsam kaygısıyla nasıl başa çıkabilirim diye bir soru var. Bir de her an sevdiklerimi, en yakınlarımı kötü bir şey, ölüm gibi hani gelecek hissiyatı ve o anı hani gözümde canlandırıyorum. Ve sadece bir kişi daha direkt ölüm yazmış. Yani ölüm korkusu, ölüm kaygısıyla ilgili bir soru var. Genel olarak bu şekilde sorular. Şimdi yine uzun uzun konuşabiliriz bunların üstüne. Belki bunları sadece bunları konuştuğumuz bir video gelebilir bence. Bence iyi olabilir.
Çünkü bu kaybetme korkusu biraz bağlanma kuramıyla ilgili. Yani biz eğer çocukluk, yani büyüdüğümüz dönemde, çocukluğumuzda ebeveynlerimizle olan ilişki sıkıntılıysa, yani o bağlanmada sorunlar varsa, genelde kaygılı bağlanan kişilerde bunu görürüz. Yani kişi hep sevilmediğini hisseder, aşırı sevilme, ilgi görme ihtiyacı olur ve sevdiği kişileri kaybetmekten ya da terk edilmekten çok korkar. Bu biraz bununla ilgili bir kısım ve daha böyle derinlere inen bir süreç ilerletmek gerekiyor. Yani böyle birkaç cümleyle çözülebilecek bir durum değil. Çünkü geçmişinize dayanan bir durum. Yani ya bir şey gelirse, ya başıma bir şey olursa. Olumsuz bakış açısı değil mi? Yani her olayı olumsuz bakış açısıyla yorumlama. Bununla ilgili ben tam da bugünlerde bir video çektim aslında. Şu an tabii yayınlamadım, yani birkaç hafta sonra yayınlanır ama. Yani olumsuz zihinsel alışkanlıklar diye bir video çektim. Bu da şu anlama geliyor. Her olaya olumsuz açılardan, işte negatif açılardan, pesimistik mi oluyor? Kötü açılardan, kötü senaryolarla bakıyoruz ve bu da artık hayatı algılayış biçimimizi değiştirmeye başlıyor. Ve dolu tarafıyla bak. Çok zor bir durum çünkü ya şunu yapalım diyorsunuz o kişiye ve yok diyor, hayır diyor. Kabul etmiyor. Allah Allah. Niye güldü ya? Yani kişinin kendisi kadar etrafı içinde aslında sıkıntı oluyor. Bunu çözmenin yolu da yine bakıyoruz, diyoruz ki bu neden dolayı böyle oluşmuş olabilir? Yani nerede bu alışkanlığı kazanmış olabilirsiniz? İşte geçmişinizde bir olay mı oldu? Etrafınızda böyle biri mi vardı vesaire? Önce bunu tespit ediyoruz. Sonra olayları gerçekçi değerlendirmeyi öğretiyoruz. Yani kanıtım var mı bununla ilgili? Neden kötü olsun vesaire gibi o gerçekçi mantıklı sorgulamayı öğretiyoruz. Daha sonrasında da yani bazen haklı da olabilirsiniz. Yani kötü bir durum geliyor olabilir. Ama yani bununla üzülmek, bunun için ağlamak işinize yaramayacaktır. Yani orada da evet, yani kötü bir durum var ve şimdi ne yapmam lazım kısmına geçmek gerekiyor. Bunu da böyle çözebiliyoruz. Tabii keşke bu kadar kolay olsa, anlattığım kadar kolay olsa değil mi? Hani hemen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ya zaten bu videolar biraz daha böyle yol gösterme amaçlı. Hani gidip de sorunla çözüm olabilecek şey de değiller. Ama hani en azından bence insanlar neler yapması gerekiyor, nasıl davranması gerekiyor, bence büyük faydası oluyor diye düşünüyorum. Böyle teşekkür ederiz sorular için. Genel olarak soruları bu şekilde toplayabiliriz aslında. Yani güzel şöyle bir şey de söyleyeyim. Sonuçta ben işte psikoloğum ama her şeyi de bilemem yani. Bazen İşte eksik söylerim, fazla söylerim. Ya bu alanı da açmanız gerekiyor. Bu sadece benim için değil, herkes için böyle. Ya benim söylediğim her şey doğru olarak kabul etmemeniz gerekiyor. Kendi araştırmalarınızı da yapmanız gerekiyor. Eleştirin mi diyorsun? Nasıl? Eleştiren mi bakalım diyorsun? Bana mı? Evet. Sen öyle bakarsın ya genelde. Ya eleştirenler olur eleştiren, şimdi. Şüpheyle. Bir sürü bana laf söyleyen olur işte. Şöyle mi böyle mi işte, bu böyle değil falan diyen olur ama. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu her zaman var. Hayatta hep bunlar var yani. Ben işte elimden geldiğince hani ne bileyim, burada dinleyen kişilerden biri bir cümleden, bir kelimeden etkilenir ve hayatında çok büyük bir şey değişir. Bu da benim için bir tatmin kaynağı yani. Çok tabii, hoşuma giden bir şey olur böyle bir şey olması. Amacımız da bu. Yine bir sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bu seriyi düzenli olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Evet. Konu değiştiririz. Bugün bunlardan bahsettik. Yine sizlerin de video fikirleri varsa, hani şu konu üzerine soru cevap tarzında, hem konuyu belirtebilirsiniz hem de sorunuz varsa onu da yazarsanız, biz de bu soruları Instagram'dan aldık ama bundan sonra artık YouTube yorumlarından da soruları alıp not edebiliriz. Bizlere de faydası olur, sizlere de faydası olur. O zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Feyyaz da kanalına yeni video yüklemeye başladı sonunda. Onun da kanalının linki açıklama kısmında bulunuyor. Oraya her hafta düzenli olarak psikolojiyle ilgili videolar geliyor. Eğer bu alanla ilgileniyorsanız ya da ne bileyim ilginizi çeken bir konu olursa, kanalı da takip edip ilginizi çeken videoları da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa da videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bu da bizi motive eder. Özellikle yeniden başlıyoruz ya böyle serilere. Videoların beğenilmesi şu an, bizi çok mutlu edecektir. Evet, biraz böyle şey oldu hani. Geriye gidiş oldu değil mi? Bayağı. Çok. Yani destek atarsanız işte videodur, beğenidir. Yorumdur. Bizim için iyi olur. Evet. Öyle.
Herhalde bir şey unutmadık. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek videolarda da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.